%1'lik agaroz jel hazırlayacağız. Agarozumuz burada. Gerekli olan malzemelerimiz şişe, tartımız, agarozumuzu tatmak için kağıt, bu yeterli oluyor. Diğer kaplar biraz büyük. Ve 0.5'lik TB. 0.5'lik TB çözeltimiz. En sonunda mikrodalgada 2 dakika, 1-2 dakika agarozu çözündürüp erimesini sağlayacağız. Tartımızı çalıştıralım. Kendini kalibre edecek. Bu kağıdı bu şekilde 4'e kıvırırsak aldığımız miktar daha güzel bir şekilde içinde kalır. Şöyle. Ne kadar? 40 geldi. Tarasını alamadı çünkü. Bizden önce açıldı. Buradan T'den tarasını alıyoruz. Evet. Bundan ne kadar alacağım? Tek taraklı agaroz jel tankımıza dökeceğim. Yani 0,80 gram almam gerekiyor. Onun şeyi o kadar çünkü. Evet. Bu aldığımız agarozu şişemizin içine boşaltıyoruz. Boşalt. Tartımızı kapatalım. Şimdi sıra TB'ye geldi. 0,80 gram aldıysak bundan da 80 mililitre alacağız ki %1'lik agaroz jelimiz olsun. Bu şekilde konsantrasyon hesapları ile kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Buradan 80 mililitre dediğimiz gibi alıyoruz. Biraz daha almamız lazım. Bir. Gördüğünüz gibi 80 mililitre aldık. Evet. TB'yi agarozun içerisine boşaltıyoruz. Şimdi bunun erimesini sağlayacağız. Neyle? Mikrodalgayla. Kapağı tam kapatmayalım. Yarım kapatın ki şişe içeride patlamasın. Kaynama olacağı için patlama riski var. 1 dakikaya ayarlıyoruz. Son maksimum güçte 1 dakikaya ayarlıyoruz. Dışarıdan da kaynayıp kaynamadığını kontrol ediyoruz. Bu arada biz kullandığımız malzemeleri yıkayalım. Arkadaşlar, laboratuvar kurallarından en önemlilerinden birisidir bu. Kullandığınız malzemeyi orta yerde bırakmayın. Temizleyin ve kaldırın. Sizden sonra kullanacak olan birisi işini doğru yapsın, daha rahat yapabilsin diye. TB'mizi de yerine kaldıralım.
Gördüğünüz gibi kaynıyor arkadaşlar şu an. Yani bir dakikamız geçti. Şöyle bakalım. Biraz daha az kaynatıp da size göstermek isterdim de içindeki erimeyen şeyleri. Şu an görünüyor. İçinde hala böyle erimeyen nokta nokta partiküller var. Şimdi bir dakika daha atacağım. Onlar da eriyecek. Onlar erikten sonra soğutmaya alacağız arkadaşlar. Su soğutma yapıyoruz. Suyla soğutup ve tenimizin yanmayacağı sıcaklığa geldiğinde içine sehviyemizi koyup, yani etidin bromür de koyabilirsiniz. Ama biz sehviyi koyuyoruz. DNA'nın görünür hale gelmesi için. Ardından donmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi dönen eden bir şey yok içinde. Suyu çok az açarak şişenin kapağa gelen kısmından aşağısını su gezdirebilip suyla muamele ediyoruz. İçinde biriken havayı da bu şekilde aldırın. Ben tek elle yaptığım için şu an biraz zor oluyor. Niçin suyu kapağın oraya değdirmiyoruz? Biraz önce havasını aldırdım. Bu hava vakumluyor, içeri çekiyor. Çünkü içerideki soğuk su değince içerideki hava büzülüyor. Basınç azaldığı için dışarıdaki havayı çekmek zorunda kalıyor. Bu da hani orada kapağın ağzındaki su birikirse kapağın ağzındaki suyla beraber havayı da çekmiş olacak. Bizim bunu istemiyoruz tabii. Çünkü jelimizin konsantrasyonu bozulabilir. Bozulmamasını istiyoruz. Evet arkadaşlar, ben diğer elimi alamadığım için bu şekilde gösteriyorum. Elimizi de kolumuza değdiriyoruz. Bakıyoruz sıcaklığına. Yanıyor mu? Eğer yanmıyorsa artık jelimiz hazırdır. Jel tankımızı getirelim. Oraya dökelim. Arkadaşlar, jel tankımızın parçaları bu. Bu da SafeWeave'imiz. DNA'nın görünür hale gelmesinin için kullandığımız solüsyon. Evet arkadaşlar. Bunların bir zoru yok. Lastikleri sadece tanka geçiriyoruz. Plexiglas plastikten yapılmış bir tank. Tarağımızı da bu şekilde kanallar var. O kanallardan istediğimiz yere takıyoruz. Bu 20'lik 20 kuyucuk içeriyor. 80'lik tank. Şimdi SafeWeave'imizi 80'lik tanka, 100'lük tanka 5 mikrolitre alıyorum. 80'liğe de işte 4 mikrolitre civarında bir şey alacağım. O yüzden jelimiz donmadan bu işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, SafeWeave'imizi aldık. Şimdi jelimizi de karıştıracağız. Birkaç kere pipetaj yapalım ki içindeki bütün boya gitmiş olsun. Sonra şişemizin kapağını kapatıp pipet uçlarımızla işimiz bitti. Şöyle bir çalk alıyoruz. Ama köpürtmeden.
İyice çalkaladıktan sonra. On kere falan çalkalsanız yeterli. Köpürtmeden yine tanka boşaltıyoruz. Eğer köpük olursa arkadaşlar korkmayın. Aynı mesela şu an olduğu gibi. Bunları pipet uçlarıyla patlatabilirsiniz. Mesela şurada bir tane var. Şöyle kenara yaslayıp bunu yukarı kaldırarak duvardan patlatabilirsiniz. Evet, patladı. Bakalım başka var mı? Başka yok. Tekrar kapatalım pipet ucumuzu. Bu artık 15-20 dakika bu şekilde bekleyecek, kuracak. Kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Sonra tarağı çıkartıp tankın içine koyacağız. Tabi safe'imiz dolap +4'te tutuyoruz. Hemen safe'i +4'e geri almayı unutmayın. Yine aynı şekilde jelimiz donmadan şişenin içerisinde kullandığımız malzemeleri yıkıyoruz arkadaşlar. Ne yaptıysak arkamızda kullandığımız malzemeleri bırakmıyoruz. Burada kurumaya bırakıyoruz bunları. Tekrar kullanmak için.